Bundan sonra İsa Taberiye Gölü'nün kenarında öğrencilerine yine göründü. Bu da şöyle oldu. Simon Petrus, ikiz diye anılan Thomas, Celile'nin Kana köyünden Nathanael, Zebedi'nin oğulları ve İsa'nın öğrencilerinden iki kişi daha birlikte bulunuyorlardı. Simon Petrus ötekilere, ''Ben balık tutmaya gidiyorum.'' dedi. Onlar, ''Biz de seninle geliyoruz.'' dediler. Dışarı çıkıp tekneye bindiler. Ama o gece bir şey tutamadılar. Sabah olurken İsa kıyıda duruyordu. Ne var ki öğrenciler onun İsa olduğunu anlamadılar. İsa, ''Çocuklar, balığınız yok mu?'' diye sordu. ''Yok.'' dediler. İsa, ''Ağa teknenin sağ yanına atın, tutarsınız.'' dedi. Bunun üzerine ağa attılar. O kadar çok balık tuttular ki artık ağa çekemez olmuşlardı. İsa'nın sevdiği öğrenci Petrus'a, ''Bu Rab'dir.'' dedi. Simon Petrus onun Rab olduğunu işitince üzerinden çıkarmış olduğu üstlüğü giyip göle atladı. Öbür öğrenciler balık dolu ağa çekerek tekneyle geldiler. Çünkü karadan ancak 200 arşın kadar uzaktaydılar. Karaya çıkınca orada yanan bir kömür ateşi, ateşin üzerinde balık ve ekmek gördüler. İsa onlara, ''Şimdi tuttuğunuz balıklardan getirin.'' dedi. Simon Petrus tekneye atladı ve tam 153 iri balıkla yüklü ağı karaya çekti. Bu kadar çok balık olduğu halde ağ yırtılmamıştı. İsa onlara, ''Gelin yemek yiyin.'' dedi. Öğrencilerden hiçbiri ona, ''Sen kimsin?'' diye sormaya cesaret edemedi. Çünkü onun Rab olduğunu biliyorlardı. İsa gidip ekmeği aldı, onlara verdi. Aynı şekilde balıkları da verdi. İşte bu, İsa'nın ölümden dirildikten sonra öğrencilere üçüncü görünüşüydü.